Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Nedim Yıldız, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandan beri annemin uzun zamanda beklediği ve bizim de uzun zamandan beri beklediğimiz traktörümüz sonunda geliyor. Şimdi telefon ettiler, ilçedeler. Şimdi yola çıktılar, geliyorlar. Geldiğimizde hangi marka olduğu, ne olduğunu zaten görmüş olacaksınız. Annem de burada bekliyor, babam da. Babam da burada bekliyor. Oğlum da bekliyor. Annem de. Sahabi de bekliyor bütün heyecanıyla. Bakalım geldiği zaman hep beraber karşılayacağız. Sahabi gelsin. Arkadaşlar geliyor artık. Annem dut diyor. Bir yandan bekler, bir yandan dut diyor. Babam da yukarıda. Buranın görünüyor mu bilmiyorum ama. Anne şimdi gelir gari. Çamköy'e geçtin dedi. Geçtik. Çamköy'e geçtik dedi. Annesin daha önceden şeyde aldı adı. 3060'da geldi dedi sana. 3060 geldi, 240 geldi. Sıfır olarak. Tabii sıfır geldi onlar. Evet. 3060 sıfır geldi. 240 turbo sıfır geldi. Arada bir 3050 vardı. Ta 2007 yıllarında. İlkin o geldi, o 50 beğenmedin. 3060'ı çevirdik. Evet. Onlar. Hep sıfır geldi. Biz elde hiç oturamadık. Bir 240 aldık. Oradaki heyecan mı, hindi mi heyecan fazla? Hiç heyecan fazla. O zaman da bak kaç tane hep sıfır aldık motorları. Hindeki heyecan başka. Allah Allah. Ama neden heyecan başka? Bunu çok seviyorum onu. Çok, ne zamandan beri bekliyoruz ya bir motor? Çok seviyorum. 8 aydan beri bekledim evet. Motoru ya. Söke yanından geçiyoruz. Aha diyorum ben gelmiş, bizim motoru gelmiş diyorum bugün. Daha ilk defa görüyoruz ha. İlk evet. Defa gelecek. Burada yani. İlk defa gelecek. Şu an ilk defa göreceğiz. TMR'li bakalım bir değişiklik var mı? Sami de onu bekliyor. Ekran değişirse iyi olacak. Değişik bir şey varsa Sami de onu bekliyor. Bakacağız işte. Bakalım. Fuardaki gibi mi? Nasıl? Fuardakinden değişik olacak mı olmayacak mı bakalım? Bazı yönler olacak dediler ya. Bir ona servis var. Ha servis var. Evet. Oo. Ha? Aman yukarıda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi seni tanıdım ben. Şey mi? Servis mi? Merhaba, hoş geldin. Merhaba, İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Şey, olmazsa Sami'yle beraber yukarıdan dönün gelin. Makine burada indiririz. Burada indireceğiz. Tamam. Aynen. Burada indir. Siz yukarı bir dönün gelin. Hadi gel. Sen, geç oğlum sen yanına otur. Servis olarak olsun abi. Değil benim. Kaç yemeği cır cır kapatalım. Of of of. Servis olarak olsun. Anne bunun boyası bile şey ya. Daha mı böyle parlak duruyor bizim öyle? Bak gövdeyi siyah boyamışlar. Griydi. Oraya koysun servis. Gövde arbeye. Siyah. Arbeye oraya koysun. Yok o. Mehmet Karate kim bu? Ha, servis. Servis demek? Evet. Servis. Mehmet abi onlar yukarıdan dönecekler, gelecekler. İster yürü, devam et. İster. Yok abi, devam et. Sen nasıl istersin? Şöyle kenara yanaşıyor bir. Duran yanına. Ha, Duran yer sokmasına içeri. Ha oraya yanaşacaklar onlar. Ama boyası değişmiş. Öyle mi? Gövde boyası griydi. Açık gariydi. Ha, siyah etmişler. Bu he? Siyah gibi böyle siyah yakın olmuş. Bir de tel gibi bir şey olmuşlar. Nerede? Arkasında mı? Şey gövdesinde. Şey 2023 yılından sonra ilk çıkan bu. MK5'i. 2023'te en son çıkan bu. Servisle beraber geldiler. Herhalde traktörü anlatacaklar herhalde. Şu şurası buna dikkat edin, şuna dikkat edin. Onlara bahsedecekler herhalde. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Selam. Abi ben tanıdım sen. Tanımadın değil mi? Tanıdım sana. Hoş geldin. Başak traktörde aynı senin onun servisle yapıyorsun değil mi? Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Uzun ağacında bekliyor, oturtursunuz. Evet. Hoş geldin. Abi nasılsın? Sen nasılsın? Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin Selam. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk Aysel teyze. Sonunda kavuştuk be. Bu ne arkadaş ya? Bir yıldan beri bekler bir insan. Abi hoş geldin. Sonunda kavuştuk. Ne bu arkadaş ya? Bildin mi Ali? Onunla da kendi ya. İyisin de öpeceksin gene. Mehmet var mı şey? TMR'si var mı? Bir ufak tefek değişiklik olmuş mu ya? Aynı mı? Abi EGR sistemi koymuşlar. Bunda EGR mi var? Yana dikkat ettik. Usta sen de farkında mısın? Evet, bunda var. Koltuk direktörü var abi işte. Sensörden var. Sensör var. Anladım. Onun harici MK5000 bizim lokomotif traktörümüz. Yani 4 silindir. 4 silindir. 24 çark, bahçe tipi. İyi, indirelim bakalım ya. Eyvallah. Aa, şey yapmışlar. Pedalları biraz daha oval şey yapmışlar. Yukarı çapraz baktım işte. Düzdü önceden. Abi bizim de çok inceleme şansımız olmadı. Direkt çok da bekletmek istemedik sizleri. Ne dersin bilmem Mehmet bak. 3060 aldık, 0. 240 turbo aldık, 0. 3050 aldık, 0. Evet. Bunun heyecanı benim babamdan geldi. Neden bilmem. Bundaki heyecanı sabahtan beri çekti. Evet, daha doğrusu dünden beri çekti. Başka. Neden yoruldum bilmem.
Verdim mavilerden 10 tane getirebilecek keş gözüm diyor. Bunu... Güzel motor ya Aysel teyze. Evet. Allah utandırmasın ama, gerçekten. Ama Mehmet de sözünde durdu. Şimdi evet, biz de durdum. Kaya Tarım olarak Mehmet de sözünde durdu. Mehmet Kayan. Şimdi Türkiye'ye giren ilk dedi bahçe traktörü Aysel teyze Mercan'ın dedi. Mercan'ın dedi. Türkiye girecek olan da 2023'ten sonra dedi. Şimdi sözünü yerine getirdi. Biz bekledik. Yani. Sözünü getireyim dedi. Evet. Hani başkasının gelip de başkasına verseydi dedik evet. Tamam sözünü yerine getirmiyor. İlk ama gelen motoru senin dedi. Biz de bekledik. Yani. O da sözünü durdu sağ olsun. Bu nasıl Mehmet abi muhatap? Senden muhatap değiliz abi. Kendim de. Sevdim. Çadır falan bahsetti. Çadırların falan bahsetti. Ekipmanların bir şeyler bahsetti. Anahtarlar falan. Var mı öyle şeyler? Havalandık falan da öyle bir şeyler. Yukarı çıkacağız zaten yukarı. Nerim yukarı çıkmayacak mı? Fark etmez. Burada da edelim. Ha. Fark etmez. Teyzem sen kullanmasını biliyor musun? Öğreneceğiz. Biliyor zaten. Fiyat gibi tek fitesli bu. Onu sürüyordum ben. Teyze bu daha basit. Bunu zaten de... Nereye geri gideceğin zaman dedi sadece bunu oynayacaksın. Başka bir şey yok. Sen, çok yumuşak onun. Sen Mehmet abi bunun anlatıcı bile... uyarılacak yerleri var mı? Onlar güzel. Sen bir servis olarak teslimatını yapabilirsin. Nereden başlayalım ki? Annem önemli olan annem. Anne gel buraya yakında. Ya ben ilk bu seven. Ondan sonra. Ondan seven. Biz ondan beri bekleyin bugünümü ben ya. Bir yıl ben beri zaten. Buyur kardeşim. Hayırlı olsun. Şimdi kıyafet sağ ol. Yapayım. Daha doğrusu bu annem ha. Şey kılıflar da vardı arabanın içinde. Erkenler okuyor şeyler, o doğru pişmanlar. Teyze gelsen buraya otur, ben aşağı inerim. Heh, öyle yapma. Tamam. Sen daha güzel öğren o zaman. Tabii. İşte şey durursun, bunları açarız ben sonra. Tamam. Teyzem, bak şimdi. Bu boşluğu olmadığı traktörü çalıştıramazsın. Evet, sertleşti sert zaten. Yok yok bak, bu boş, bu buraya gelmediği sürece traktörü çalıştıramazsın. Evet. Bak şimdi böyle takacağım. Montaj. Yok. Çalışmaz yani. Evet. Probayı aldım çalışır. Neyi anlayacağım? Bu R geri, F ileriye. Evet. Bu seri ön tarafı ağır. Hani takviye seri var ya. Fospa. İki ışıklarda aynen aynen. Biri zaten ağır biri seri yani. Aynen aynen. Burada da 1-2-3-4 fitesimiz var. Bu evet. İleri gerisi. Bu sinyal sağ sol. Buradan da lambalar yanıyor. Bak şöyle göstereyim. Biri park. Bir park, bir uzun, bir kısa. Bu da kornağı. Ondan sonra bu tepe lambamız yanıyor zaten herhalde. Öbür tarafta. Yanıyor. Hangi yerde, tamam. Bu dörtlü lambamız bir yere park ettiğin zaman aşan kapattı mı söner. Hı-hı. Ondan sonra şu fren, bu debriyaj deyiz. Onları biliyorsunuz zaten de. Gaz burada. Bu da 4x4. Dört tekerler, hepsi yürümek evet. İçin değil mi? Evet. Bunu aşağıya bastığın zaman evet, debriyaja basacaksın, öyle geçireceksin. Evet, bunu basayım. Bunu geçireceksin. Evet. Evet. Ondan sonra şurada hidrolik kitlemesi. Bu sıkınca arka hidrolik inmez. Evet. Ya da inişi hızını mı ayarlıyoruz Mehmet abi bununla? Abi onu şey de yapabilirsin. Yarım sıkarsan mesela ağır ağır iner. Tamam. Tam sıkarsa inmez. Abi tam sıkarsa kesinlikle inmez. Bak deneriz olmaz şimdi. Hı hı, tamam. Çalıştıralım abi. Şurada. Monitör edeceğiz. Anladım, monitör edeceğiz. Koltuğu oldu mu? Çalışmıyor lan. Çalışmaz teyze. Anam. Ben çalıştıracağım şunları. Ama falan kaldırmak için abi. 4 tane çıkışlar bunlar. İkili. Şu kuyruk bile. Evet. Çevirdim. Arkadaş çalışır teyze. Üstüne basacağım. Çıktı.
Ya kuyruk milli. Kolpa inerken evet. Bilinçliyorum diye. Kolptan indi ne? Evet. Kuyruk milli bak şu anda çalışıyor. Ben kolptan takarsam kuyruk milli durur. Durmasın diye buna basıyorsun. Aynen. Aynen. Koltuğu bağlı. Bu lamba da buradan yanıyor. Bu lambanın yeri değişecek. Abi tam kırarım. Abi. Bunu şuraya falan alalım biz. Şuraya ben bir ara gördüm YouTube'da. Abi onu alırız ya sorun değil. Onu alırız. Ötekini de söküveririz tamam. Burada trafiğe çıkıyoruz mu? Yok ya. Tarafa çıkmayız. İsterseniz buraya alırız ama abi. Ağaç dalı falan kırmayacak diyorsanız. Ona da gerek yok. Onu sökeriz. Vize de vizeye takıverin mi onu? Olur. Ama bunu bir yer almamız lazım. Bunu kullanıyoruz. O kırılır. Tamam, akşam kisfregenini kullanırsa. Ya oraya alsan orada plakalık var. Şuna şuna bir yer alsan. Biz bir yer alırız. Pırı güzel. Alırsan on numaradır. Pırı güzel. Başka önde bunun hava filtresi var. Onu ben çok seviyorum. Tozda çalıştılar. Bunu temizleyeceksin. Hava filtresini mi? Evet. Mesela yani her şeyden sonra mı, her işten başında abi, mı değiştirelim, şey, temizleyelim? O kadar senin için iyi. Abi. Anne gel, anne gel sen de öğren. Klasörlükleri ara sıra yağ bas verin. Arkada sizin bakacağınız bir şey yok abi. Mesela pulluk çift sürerken burayı nerede takacağız? Abi en üst olduğu zaman en hassas. Hı hı. Ortada olduğu zaman hassas biraz daha al. En altı sabit. En altta sabit. Yani geri kürme işleri en altta. Evet. Çift sürerken de en üstün bir altında yapacak. Olur abi. Tamam. Oradan. Ben onu duruma göre ayarlarsınız abi. Bak burada 4 tane delik var. Hı hı. Bunların hassasiyetini çektin mi kaldırmıyor yukarıya. Böyle abi değil mi? Kaldırmaz bunlar, abi. Bunlar hassasiyetini yani, sağlıyor sadece. Çift sürerken mesela şu içteki koldan sen derinliğini ayaracaksın. Hı hı. Dıştaki kolla indirip kaldıracaksın. Tamam. Onu yapacağız o şekilde. Şeye dif otomatik yapıyorum da olmadı sonra ne kadar maliyet gider? Takarız. Vallahi MK 5000 hiç takmadım şimdiye kadar da. Onun maliyetini bir biraz şey yaptıralım. Biraz uğraştım. Hı. Hallederiz ama olacak. Olacak mı? Tamam sor. Olmazsa bir ara yapalım onu. Olmayacak diye bir şey yok ya. Ben bir tane tarla traktörünü gördüm de o ne hangisinde ya birisinde 95-40 mı? Olmayan birinde küçük tek bir düğmeyle düğme yapmış. O elektrikli abi. Ben onları normal diğer traktör gibi manuel yaptım. Çat çat mı yapıyorsun? Ha, o da olur, o da olur. O da zaten öyle olur. Yapacağız abi. Elektrikli randıman vermiyor. Liftomatikli hani şeyli. Hani ne oraklar gibi. Deponum abi bak. Deponum. Aa bak çekiyi çıkaracak olursanız kuyrukluğunla çalışacağın zaman tüpüme asılıyorsun. Çıkarabiliyor musun? Asılıyor. Tamam. Ya da istersen ters takabilirsin. Ha tamam. Tersi gerek yok böyle iyi. Elbaz bu mu? Kuyruk ben ilacı atarsanız kuyruk böyle öyle. Bu ne? O el frentili abi. Bu yağ katılan yer mi? İnce diyor korkmayın abi kolay kolay kopmaz. Öyle mi? La bu incelikti. Haydi bu arada onu aşağıya bir kadın çekti benim. Bu dedim incelik kopu verin bu dedim. Bak Mehmet abi bu iyi. Bu da iyi. Burası da iyi. Burası sağlam. Burası kalın duruyor. Bu şeyi anladım. Biraz da kalın yapsana. Dövme çelik olduğundan böyle. Yani bir sıkıntı olmaz. Bunlar zaten de ben gösteririm ben sana. Şuradan gergileri falan. Onunla işiniz de pek olmaz. Su getirir. Oğul. Suyu ala gelin be. Allah seni de göstersin. Elime düştü gayrı. Bunun sonra incelemesi de olur. Kullanılması olur. Kullanım testi olur. Çit performansı olur. Ve 300 saatten sonra mı Mehmet? Daha doğrusu Mehmet Usta seni sorayım. 300 saatten sonra yakıt düşer abi. 300 saatten sonra da bir test daha yapacağız. Yakıt testi. Bu elime düştü gari. Elime düştü ne olur mu gari? Nedim abi, %100 Japonlu bir traktör bu. Sadece ayakkabılar geldi. Mehmet bunlar nasıl geliyor? Mesela bunlar dışarı, bunlar burada takılıyor. Koltuğu burada takılıyor. Hı. Onun haricinde bu kaportada sökülmüş şekilde bütün olarak mı geliyor bütün burası? Bütün abi. Çelik şasel içinde. Üst üste geldiğini. Böyle yemeğe bindiriliyor. Lastik abi, bir yer ben sana nasıl geldiğini göstereceğim. Valla iyi olur. İyi olur orayı. Kursa gittim de çektim ben sana göstereyim. Göstereyim. Tabii. Bu jen akü mü oluyor Mehmet? Evet jen akü abi. Japon akü. Bu da direkt İtalya gelen aküdür. Usta kaç saatte geleceğiz bu? İlk yağ değişimin ne kadar zaman? Yağ değişimi 50 saatte. 50 saatte evet. Geleceğiz. İşte daha doğrusu sen gelirsin herhalde buraya. Şimdi. Ondan sonra geleceğiz. Aysel teyzemin suyunu değişmek varmış. Suyunu değişirsin. Bir suyun der kaygı işeceğiz öyle. Burada su ama. Oo, teşekkürler. Suyun suyu mu? Teşekkürler. Vallahi ne kadar güzel. Kahvenin 40 lira fırı olmuş. Kahve içmeyi de nereye gidiyorsunuz? Mehmet zaten bunun kahve içmedi. Mehmet teşekkürler abi. Evet o da şey. Abi bu kadar hediyenin... falan dolduracağız mı? Doldurdum abi sen bu hediyeleri az sonra açacağız. Geçti ne oldun da?
kaynaklı. Konfisayla çözüm. Sade de verdi usta. Bir dakika bekle abi. Garanti belgesini hazırlıyor arkadaşlar. Servisimiz Mehmet Karatik Mehmet abicim. Garanti belgesi hazırlıyor. Mehmet abi çok eskiden tanıyorum. O beni unutmuş gitmiştir de. Abi. Ben başak aldığım zamanlardan tanıyorum onu. Çünkü hem aynı zamanda başak servisi hem de çok iyi bir servistir yani. Hatta bu traktöre bir liftomatik çalışması yapabiliriz. Abi. Bakalım. Buyur abi. Bunu da Allah kaldır abi, tamam mı? Tamam. Bu kuyruklunun kapağı Rize'ye giderken bunu istiyor ya. Hı hı. Bunu kaybetmeyin abi. Tamam. Çünkü bize de bonsuz geçirmiyor. Tamam. Gerekirse takar kullanırım bile bunu. Tepe lambayı söktürün arkadaşlar. Çünkü sürülmez yani. Böyle şeyi kırar. Bunu kırabiliriz daldan. Mecbur sökmek zorundayız şu an için. Trafiğe girdiği zaman yine takarız gerekirse. Bunu geri çalışma lambasını da söktürdüm. Bu da yine burada sökmek zorunda. Onu artık buraya içeriye doğru alacağız. Ya şurayı deldireceğiz ya şuraya bir parça koyduracağız. Onu kullanmak zorundayız. Çalışma lambasını. Maşallah. Cerli. Yalnız biraz değişiklikler var içinde. Frende değişiklikler var. Mesela şu ağırlığı arttırmışlar. Tek ağırlık vardı burada arkadaşlar. Daha önceki incelememde de var. Kanalımda izleyebilirsiniz. Tek ağırlık vardı arkada. Çift ağırlığa çıkartılmış. Yani bu traktörü bir iyileştirme yapılıyor daha mı? Yukarı bizim evin yanına çıkıyordu arkadaşlar. Şimdi oraya çıkacağız. Tamam. Servis imzasını koyalım. Arasına. Eyvallah. Selametle. Selametle. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Hayırlısı olsun. Sami efendi. Hadi bakalım. Güle güle kullan. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Yine bayiye gelirim ben sizi rahatsız ederim orada abi. Valla her zaman buyur gel. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Efendim. Hadi selam söyle. Olayı unutma ha. Ne amca? Evet abi. Unutma değil. Gece burada ayı unutma. Eyvallah. Ha, ayı. Ekim ayında gelecek. Devam mı? Her zaman. Her zaman. Allah'a emanet olun. Haydi hocalar. Haydi bakalım. Haydi hocalar. Haydi hocalar. Koy bakalım sen şuraya. Malzeme çantası. Anne sen başka ne vardı? Ne verdilerdi? Başka takka verdiler, kılıf verdiler. Şapka kılıf değil mi? Takka verdiler, kılıf verdiler. Neymiş bunlar ya? Bu ne? Ayna mı? Ayak gibi bir şey, kriko gibi. Ha, kriko. Evet. Bu? Anahtar. Anahtar, tornavida. Anahtar, tornavida. Akine bin. Pim. Pim? Arka demirin pimi herhalde bunlar sen. Arka demirin. Bu gres şeysi. Gres şeysi bu. Gres pompası. Evet. İzel teşvik anne ha. Öyle mi? Kızım. Türkiye'de en iyi bunu. Bu ne? Cefanı kapak. Bak deponun kapağını bile vermişler sana. Kapağını. Yedeklemişler. Yedek. Karbolursa düşürürsen, kaybedersen. Yedeklemişler. Başka yavaş çocuğum. İşte. Bakayım. Evet demirde ortaşalım. Bilmiyorum. Bakın da ne deponun kapağı bu. Bir tanesi var. Full dizel yazıyor. Hakikaten deponun kapağı. Buna şey ama kilitsiz kapak. Ne? Bu buca atarı. Yine izadaşı. Yani şeyi sökmek için bucanları. Tekeri sökmek için. Bunun için takıyorsun bunu. Bunun için takıyorsun. Ha, teker. Tak buraya. Ha biliyorum bana. Ha, buradan teker. Öyle de çevirmek için. Lastik patladı mı Allah göstermesin onu yapacağız. Olur her şey olabilir. Bu pinler. Pinleri. Burç. İnce takarsa eğer ince gerekirse. Bir de bu boşluk yapmasın diye burç vermişler. Çok emek vermişler. Başka ne var? Aa ne? Pense var. Oo. Pense. Eltan'ın baba. Bu ne? Pense. Pense. Tam takım var. İzel taşın markası mı? Pinleri var. O şey lazım oldu mu lan? Hadi geçelim. Bir de kaliteli oldu mu da yapalım. Malzemeleri takip edelim. Ne olacak? Ya yedek kapağı götürmüş, göndermiş adamlar ya. Yedek kapağı, depo kapağı. Kilisizden mi? Olsun. Ne olur ne olmaz. Biz, gerçi biz kitlemiyoruz zaten. Bunu bile kitlemeyiz de. Bu ne? Neden? Anne. Çözemedim ama. Ben merak ettim onu. Şöyle
Aşıyamadım, merak ettim. Aç bakayım bir neyin bu işe ya. Kirke o zaman. Kaldırma için mi? Ayak şişecek şey mi? Ayak bu, ayak dışı ayağı gibi. Bildiğin bu. Keker, goma işi mi? Takoz gibi ha. Takoz, yok takozu benzin değil. Takoz değil o. Takoz değil. Pompalı oluyor ya, ondan da. O ayrı ya. Takoz değil. Pompalı oluyor. Ondan da. Oğlum ekini bile kesme. Ayak keselim. Pensene bir açıyoruz. Neymiş bu? Bu kadar sağlam. Penseyle ambalajı açalım. Orayı açmaya gerek yok. Ha, olmayacak. Aç. Orayı açma öğrenciyim de. Dur, bir dakika kesiver abi. Şimdi gözü paketlemiş ya, altın kaplama var gibi içinde. Haa işe. Ne baba bu? Tao ne o? Bu ne biliyorum anne? Pehlivan çeki bu. O ne demek? Bu dört tekerli romoklarda. Bunu montaj ediyorlar oraya. Herhalde öyle. Büyük ihtimalle öyle. Bunu buraya bir yere montaj ediyorlar. Böyle dört tekerli romuklarda. İşte ben de onu tahmin ettim zaten. Ha. Ben de onu tahmin ettim ya, oraya baktım ona hemen. Ona pin takıyorsun buraya. Or pinleri de var zaten. Var. Eğer dört tekerli romukla olursa bunu kullanıyorsun. Ha. Bunu kaldır. Koyalım. Bizim işimize yaramaz ama belli de olmaz, zaman gösterir. Burada ayrı bir yeri koyun da çanta için ağır gelirdi ya. Ha öyle mi? Evet. Ayrı yeri koymayalım, çanta içinde kendi malzemeler olsun. Kendi bu gresi, adam gresteyin durun dedi. Konser gres katma, da, ötek makine var işte, onlar eder. Bizim makine var canım. O da olacak, sen yolda bırakmazsam eğer. Bir evden verene de yolda indirmeyeceğim. Geteceğim buraya eve. Anne aldık geldin traktörü, hadi Mehmet geri uğurladık gitti. Evet. Şimdi senin düşüncelerine bakalım. Ne zamandan beri ya, 8 aydan beri de motor beklerim, 8 aydan beri de Ekim ayından bekledin. Beri. Ekim ayından beri motor bekliyoruz. Hay ya. Ama öbür motorlardan çok aldı ya ama. 10 tane deliye, kaç tane maviler gelse, yeşiller gelse, geri gözümde yok, geri gözümde yok. Taktım bana, bunu çok seviyorsun. Sevdiğimden bekledim 8 ay bana. Hakikaten ya, tek o hazır traktör çoktu değil mi? Hiç ötekiler yalvarıyorlar böyle. Al, kafamı bile takmıyor, o yanı bile dönmüyor. Bunu gözüm. Allah Allah. Bunun sayesinde her fuarlara gittim. Kubota'nın sayesinde. Kubota katıldı mı, gittin mi? Evet, gittim. Kubota gelecek dediler, fuarlara gittim. Her fuarlara. İyi bakalım, gözün aydın anne. Güle güle kullan. Amin. Allah kazadan beladan vursun. Kazasız, belasız, hatasız. Sen de kolay kolay bunlar arızlaşmaz. Yağını değiştirirsiniz, devam edersiniz. Evet. Ya, yakıtını merak ediyorum ben. Mazotu falan merak ediyorum. Bir dolduralım bakalım, zıfırlayalım. Önce bir doldurun mu, az fazla yıkar. Sonra bir 300 saatten sonra bile ne olur bakacağız. Çok canlı, çok. Saç. Aha. Sarandı mı ne? Bütün gücüne sorayım bak. Yarı yumuşacık. Direksiyon, her şeysi. Evet. O kadar bir kolay, kolay ki. Evet. Anlatılmaz. Çok güzel. Ekim ayından beri bekleyin. Sağ olsun, Allah razı olsun Mehmet. Evet, hak edin Mehmet'in. Mehmet çok yardımcı çok oldu. Çok emek verdi çocuk. Çok yardım oldu, çok emeği var. Benim için Mehmet'in yeri ayrıdır. Öyle. Ayrıdır, çok sağ olsun, Allah razı olsun. Beni bu Kubota motorunu kavuşturdu. İyi, bakalım. Aynen traktörün kavuştu, bakalım daha incelemeler, daha testler şeyler yaparız zaten. Kullanırız, her şeyle testini yaparız. Video burada bitiriyorum arkadaşlar. Horoz Özsin. Video burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen bu arada. Abone ol butonu var. Basarsanız çok memnun kalırım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.